Bu bir tabii sistem olarak bakmak lazım. Bir tarafta Roketsan, diğer tarafta işte Sarsılmaz gibi, yani değil mi? Türkiye'nin önde gelen diğer savunma sanayi kuruluşları da kendi sistemlerini entegre etmiş oluyor. Daha doğrusu siz onları entegre ediyorsunuz, değil mi? Evet, şimdi bu mühimmatların hemen hemen hepsi ya Roketsan'dan ya MHK'den geliyor. Yani bizim diyeceğimiz ürünler. Evet. 20 bin elektrik topunu yurt dışından temin ediyorduk ama alamadık. Kestiler. Biz de kendi topumuzu ürettik. Şu anda Sarsılmaz TUSAŞ ortaklığı olan TR Mechatronics'in ürün olan bir topla teslimatlarımızı yapıyoruz. Performansı nasıl? Gayet iyi. Yani bizi aslında bu ambargolar ve örtülü veya açık ambargolar birçok konuda kapasitemizi, yeteneğimizi geliştirmemizi sağlıyoruz. Biz İHA ve SİHA'ların optiklerinde de değil mi bu noktaya geldik? Tabii yani şu anda bu ürünlerde biz Aselsan'ın Asel filirini kullanıyoruz. Evet. Gayet başarılı bir ürün. Hem İHA'larımızda hem helikopterlerimizde bu ürünleri kullanmaya devam edeceğiz. Yerlilik oranlarımız arttı yani ilk dönemlerle mukayese edecek olursak. Çok arttı. Yani ilk başta başladığımızda neredeyse yani %50'lerin altında olan bir şey. Şimdi %70-80'lere doğru gidiyor. Hele hele bazı platformlarda %100'e gideceğiz inşallah. Öyle mi? Yani çok iyi oranlar. Yani mesela Gökbey'de motoru da biz yaptığımız zaman %100'e yani sistem anlamında. Şimdi malzemeleri yurt dışından aldığımız sayarsak onları düşünmemiz gerekir dersek o zaman %100 hiçbir zaman olamayacak zaten. Evet. Yani çünkü her şey Türkiye'de üretilmiyor. Aslında onu savunma sanayinde yani kamuoyunda biraz öyle bir beklenti oluyor. İşte her şeyi burada yapalım diye, ama o gerçekçi ve bazen de çok yani maliyet odaklı bakıldığında doğru da olmayabilir. Gerçekçi değil mi? Değil. Yani oradaki kamuoyunun onu biraz daha belki anlamaya çalışması lazım. Orada önemli olan şey şu. Yani bu ürün bizim mi sorusunun cevabı, tasarımı benim mi? Fikri mülkiyet hakları bana ait. Okay. Ben istediğim değişikliği istediğim zaman yapabiliyor muyum? Tasarruf hakkı bende. Kesinlikle. Yani bu kimseye önemli, sormak, kimseden izin almak istemiyorum. Aynı zamanda bir yerden bir malzemeyi, bir alt sistemi alırken verilmediği durumda hemen başka bir yere gidip oradan o işi temin edebilirim. Evet, zaman kaybedebilirim ama yapabiliyor muyum? Doğru. Yapabilirim. Benim için bitmiştir. Efendim 10 ton civarında değil mi bu? Bu 10 tonluk bir helikopterimiz. Evet. Bunlar da proje aşamasında Atak 2 ve 10 ton genel maksat. Bunlar kardeşler ama şu anda şöyle bir değişiklik yaptık. Bundaki ihtiyaç daha acil olduğu için Orman Bakanlığı'na biz Orman Genel Müdürlüğü'ne şu anda 8 tane yangın söndürme helikopteri yapıyoruz, başladık. Bunu öncelikli bunu önceliklendirdiniz. Ama zaten bunu da yarısını yapmış oluyoruz. Şu anda 2026 içerisinde inşallah bunun uçtuğunu göreceğiz. Airbus'un A400M askeri nakliye veya kargo uçağı çok amaçlı ve önemli ve güzel de bir uçak. Evet. Bizim ülkemizde 10 adet bulunmakta. Evet. Siz de bunun üretim ortaklarından birisiniz. Önemli bir parça üretiyorsunuz, ürettiniz. Evet. Daha belki önümüzdeki süreçte sizin üretimleriniz devam edecek mi gibi görünüyor? Ne dersiniz? O konuda proje devam ettiği sürece, ki şu anda devam ediyor görünüyor. Biz şurada gördüğünüz hafif renklendirilmiş parçaları, biz genelde bunları kırmızıyla gösteririz ama şeyde daha iyi anlaşılsın diye. Burada da anlaşılıyor. Bu gri, biraz farklı gri alanlar. İşte şu arka tarafta, kanadın üzerinde, şunlar kuyrukta. Evet. Farklı şöyle, renkli olanları. Şunlar. Şu bölüm, bu bölüm ve şu bölüm, o bölüm ve kuyruktaki şunun altındaki kısım da bizim ülkemizde işte, Ankara'da burası vesaire. Şu kapı. Aynen. Bakın şurası. Evet. Bunlar bizim yani bu sadece üretimi değil, tasarımı da burada yapıldı. Yani biz hem tasarım ortağıyız hem üretim ortağıyız. Yani bu sınıfta dünyanın en önemli uçaklarından biri Türkiye'de, yani bu parçaların Türkiye'de üretilmesi bizim mühendislik ve tasarım seviyemizde de bir ligde olduğumuzu bize gösteren bir şey değil mi? Aynen. Yani biz artık bu tip yani şurası önemli bir section, bölüm. Biz belki hatırlarsanız F-35'te de burasını üretiyorduk. Doğru. F-35'in. Doğru. Ki ciddi program bir program olduğumuz süreçte. Evet. Yani toplam hacim açısından bakıldığı zaman da önemli bir hacme tekabül önemli ediyor. Önemli bir hacme, önemli olarak, bir ve kritiklik anlamında da önemli bir nokta. 320 sınıfı uçaklarda, Airbus 320'lerde, yolcu uçaklarında da benzer şeyler, kısımları biz yapıyoruz ve Airbus'a gönderiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar o uçaklara bindikleri zaman aslında Türkiye'nin bir katkısı tabii ve bir şeyi yani var orada. Şunu çok güzel.
Yani bizim uçağımızı uçuyoruz diyebilirler. Gurur verici, gurur verici. Ben bazen düşünüyorum onu uçarken. Efendim şimdi Aksungur var burada, evet. Anka var. Ve Anka'nın yeni serileriyle devam ediyor süreç. Şimdi Türkiye çok başarılı oldu. İHA ve SİHA'lar kategorisine, evet. Yani dünyada en iyilerden biri haline geldik. Evet. Sizin de bu başarıda önemli bir katkınız var. Evet. Diğer taraftan tabii Baykar önemli üreticilerinden bir tanesi Türkiye'nin. Onların da çeşitli grup segmentlerde önemli ürünleri oldu. Hem Baykar'ın hem TUSAŞ'ın Türkiye'yi yukarı çıkardığı bir, evet, alan bu. Tebrik etmek gerekir. Bunlarda yerlilik oranları ne durumda? Projeler hangi aşamada şu anda? Şimdi belki bunlar bizim en yerli ürünlerimiz diye başlayayım ben. Çünkü Aksungur'la başlayacağım. Şimdi Aksungur esasında Anka'nın ağabeyi, yani Anka 2 olarak görülür. Aradaki fark esasında Anka'nın tek motor arkadan çekişli. Aksungur'un da çift motor önden. Evet. Arkadan itişli, önden çekişli diyebiliriz. Onun dışındaki, yani bütün aksamı, gövdesi, içindeki ekipmanlar, motorları, yer istasyonları, her şey ortak. Aynı. Bu bize müthiş bir avantaj sağlıyor. Şu anda aksungurlarımız bizim PD-170, T'nin üretmiş olduğu PD-170'lerimizle uçuyor. Yani tamamı motorlar, yerli bir platform diyebiliriz. Bu sizin toplam gelirleriniz ve satışlarınız içinde İHA-SİHA grubunuz en önemli porsiyonlardan biri olacak gibi mi görünüyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi TUSAŞ'ın 3 tane ana birimi şu an için, bugün itibariyle seri üretim yapıyor. Bunlardan bir tanesi işte ticari projeler dediğimiz Airbus, Boeing. Onlar zaten baştan beri yapısallar diyorum. İkincisi helikopter. Şurada az önce konuştuk. Üçüncüsü de İHA-SİHA grubu. Üçünün de şu anlık katkıları, bizim ciromuza katkıları yakın birbirine yakın. Anka 3'ten bahsedelim efendim. Olur. O da yapısal olarak daha farklı kategoride, evet, bir, evet, bu, hava aracı. Evet. Görenleri çok hoşuna giden bir hava aracı bu. Evet. Daha fütüristik, değişik bir şey, evet, izlenim uyandırıyor. Kuyruksuz olması herhalde insanlarda enteresan bir, yani görünmezlik algısı oluşturuyor. Bir de önceki dönemlerdeki bilim kurgu filmlerinde çağrıştıran, aynen, bir şey de, aynen, var, evet, özelliği de var yapısal, evet, olarak bakıldığı, evet, zaman. Ne söylenebilir efendim, ne durumda bu proje şu anda? Şimdi Anka 3 şu anda 2 tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Zarf açmadan kastımız nedir? Şimdi bu uçaklar değişik irtifalarda, değişik hızlarda, değişik hava koşullarında ve değişik manevra kabiliyetlerini yapmak üzere test ediliyorlar. Bunu her geçen gün, her uçuşta farklı farklı alanlarda test edip işte yükseklikini artırıyoruz, hızını artırıyoruz, taşıdığı yükü artırıyoruz vesaire. Zarf açma. Ondan sonra da görev sistemlerini yükleyip bu üzerinde gördüğünüz bir süper şimşek olabilir. Bu yine üzerinde görünüyor. Evet, bu şurada. Süper şimşek dediğimiz. Süper şimşek. Bu şu anda bu tarafta görünen bir SOM füzesi. SOM füzesi. Yani SAGE'nin yaptığı SAGE bir şey. Füze. Değil mi o? Evet, şu. Evet. Efendim yine diğer mühimmatlarımız da var burada. Bu değişik değişik mühimmatlar da konabiliyor. Evet. Artı bunun bir özelliği de içine mühimmat alabiliyor. Yani dolayısıyla görünmezliğini maksimum seviyeye çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla bizim iki ürünümüz, yani görünmezlik konusundaki bilgi birikimimizi hem bu platformda, hem de Kaan'da şu anda geliştirmeye, evet, çalışıyoruz. Yani hem değil mi? Kaan 5. nesil olduğu zaman olacağı, evet, için böyle bir durumu var. Evet. Evet. Peki bunun üretimi ve ihracatı konusunda ne zaman acaba? Bu daha yeni. Şu anda dediğim gibi biz bunu ilk önce Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirip onlara bir deneme testleri yaptıracağız. Ha, bu arada Körfez ülkelerinden ciddi bir ilgi de var. Yani, bu Anka 3'e mi efendim? Anka 3'e. Şimdi, hatta bir sonraki adımı da beraberce yapıp geliştirelim diye, evet, teklifler de var. Helikopterin önüne alayım. Bu kadar emek verdiğiniz bir projede yakın olalım, uzaklaşmayalım fazla. Şöyle. Şimdi efendim artık toparlayacağız. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Şu anda burada değil ama dışarıda Kaan var. Kaan'ın prototiplerinden, evet, biri var. Kaan Türk savunma sanayinin en büyük ve en önem verdiğimiz projesi denebilir, evet, herhalde, değil mi? Ne durumda? Kaan projesi sadece esasında bir uçak projesi değil.
Kaan aynı zamanda bir ekosistem projesi. Yani biz birçok alt sistemi Kaan'da yerli olarak ürettik, taktık, kullanıyoruz. Bilgemi, Aselsan'ı, Volt'u, Tac'ı ve adını sayamadığım şu anda aklıma gelmeyen birçok yerli yüklenicimiz projeye hizmet veriyor, katkı sağlıyor. Kaan şu anda birinci prototipi, yani P0 dediğimiz prototip şu anda görüyorsunuz. Uçan o. P1 ve P2 de önümüzdeki yılın ikinci yarısında inşallah ayaklar üzerinde görüp hatta sene sonuna kalmadan da uçtuğunu görebiliriz. Onun için çalışıyoruz. 2028 şu anda bizim ilk teslimatı yapacağımızı i̇lk planladığımız versiyon. Yıl. Ama bu şu veya buradaki gecikmeler, aksamalar, testlerdeki aksamalardan dolayı 2029'da kalır mı? Kalabilir. Ama 2039 olmayacak konusunda hemfikiriz. Bu tip projelerde yani 6 ay bir sene yani çok fazla şey değil, uzun bir süreler değil. Bunlar çok rahat gördüğümüz, yıllar mertebesinde sarkmaların gördüğümüz projeler. Biz inşallah bugüne kadar geldiğimiz hızı da dikkate alarak ki Kaan'ın ilk... Şurada görebiliriz belki. Evet. En azından insanlar burada bir görsünler. Kaan'ın ilk parçasının talaşlı imalata başlamasından 14 ay sonra iniş takımları üzerine kondu. 22 ay sonra da uçtu. Bu arada yani bu, iki çift motorlu bir çift motorlu uçak olduğunu hatırlatalım. Mesela izleyicilerimiz gözünde canlandırsınlar. F-16 tek motorlu bir uçak. F-16 tek motorlu. Bu büyük F-35 bir, de tek motorlu. Tabii F-35 de öyle. Bu F-22 gibi o da aynen. Çift motorlu uçaklar olarak baktığımız zaman. Şimdi sizin bir açıklamanızı gördüm. F-22'den bile daha iyi olacak diye dedim ki. Yani dünyanın en iyi uçaklarından biridir F-22. Oradaki... Amerikalılar da pek kimseye de verme niyetinde de değiller onu. Doğrusu memnun oldum ama çok iddialı bir hedef değil mi? Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yani evet ilk başta baktığınızda çok iddialı bir... Çok dikkatimi çekti o başlık. Ama benim şunu söyleyeyim. Yani F-22 1980'lerde tasarlanmaya başlandı. Yani neredeyse tasarımı bizim zamanımız yaklaşık 40 sene, 35 Doğru. sene... Öncesi bir zamandayız şu anda F-22'nin sürecini alırsak. Şimdi o süreç içerisinde ciddi teknolojide çok ciddi gelişmeler oldu. Radarlar değişti, yaklaşımlar değişti, kokpitler değişti. Hatta tasarımda da tasarımlar belki şey daha olabilir, iyileşti. F-22 zamanının ve hatta bugüne kadar ki belki yapılmış en iyi uçak diyebiliriz. Ama bizim buraya ekleyeceğimiz sistemler, radar sistemleri, efendim aviyonikler, sensörler vesaire onların bir kısmı F-22'de olmayacak. Anladım. Yok. Daha güncel olması, günümüze yakın güncel. Tarihte üretilecek olan bir uçak olması sebebiyle avantajlı yönleri var değil mi? Evet. Öyle anlamak lazım. Öyle anlamak lazım. Yoksa Anladım. Her şeyle F-22'den iyi olacağını iddia etmek biraz yanlış oluyor. Evet. Yani onu söyleyeyim. Bir de uçakları böyle yani elma elma, armut armut gibi de çok mukayese etmesinler izleyiciler. Çünkü her uçağın bir rolü var, bir misyonu Tabii. var. Bazıları bazı alanlarda çok iyi olabiliyor, bazı alanlarda daha mütevazı bir performans ortaya koyuyor. Değil mi? Aynen doğru. Ama şunu da eklemek isterim. Yani Kaan bizim uçağımız. Doğru. Yani, ve heyecan yaratıyor. Heyecan yaratıyor. Yani sokaktaki ve... vatandaşlarımız, sosyal medyada bir paylaşım yapıyoruz. Hemen herkes diyor ki Kaan diye böyle bir sahiplenme var. Bu sizin işinizi de biraz kolaylaştırdığı gibi ben biraz da stres yarattığını düşünüyorum. Projeyi hızlandırma noktasında da size çok şey geldiğini, baskı geldiğini, talep geldiğini görüyorum. Bu bir yönüyle motive edici olabilir. Bilmiyorum ne dersiniz bu konuda? Ya, motive edici tarafı daha yüksek, onu söyleyeyim. Çünkü insanlardaki teveccühü görüyorsunuz. İnsanlardaki sahiplenmeyi görüyorsunuz. Yani bizim diyor, bu uçak benim diyor. Kendisiyle özleştiriyor. Bu çok güzel bir şey. Yani o insanlara mutluluğu yaşatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı bu. Evet, baskı oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Oluşturmuyor desem doğru olmaz. Ama motivasyon kısmı daha fazla diyebilirim. Efendim çok önemli bilgiler paylaştınız. İlk sohbetimiz yaptık. Daha sonraki programlarımızda da daha detaylı konuşuruz. Sizde haber ve şey çok, proje çok. Onları detaylandırırız. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Londra'da gerçekleştirdik Sayın Mehmet Demiroğlu ile TUSAŞ. Genel müdürü birçok platformu enine boyuna konuşma şansımız oldu. Bu röportajı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.